İyi günler arkadaşlar. Bugünkü konumuz endokrin sistem, yani hormonlar. Şimdi endokrin sistem denetleyici ve düzenleyici sistemlerin başında sinir sistemiyle beraber, yani canlıya dışarıdan gelen etkilere karşı tepki oluşturan sistemlerdir. Hormon dediğimiz maddenin tabiatı amino asit olabilir, yağ asidi olabilir, steroid türevindeki maddelerden oluşabilir hormonlar. Hormonlar endokrin bezdir, yani iç salgı bezidir. Hayvanlarda bu kan yoluyla taşınırken bitkilerde ise bu soymuk boruları yani floemde taşınır. Şimdi hormonlar tabii ki dışarıdan gelen etkilere karşı sinir sistemiyle beraber tepki oluşturan bir sistemdir, bir maddedir. Ve bunların belirli etki gösterdikleri hedef organları vardır. Şimdi hormonal sistemde ilk başta bitkisel hormonlardan bahsedeceğiz. Bitkisel hormonlar dediğimiz zaman bitkisel hormonları ikiye ayıracağız. Uyarmayı, büyümeyi teşvik edenler ve bir de engelleyici olanlar. İlk gruba oksin, sitokinin ve jiberelin. Bunu hormonları dahil edeceğiz. Diğer gruba ise etilen ve absesik asit. Biri teşvik eden grubuna oksin, sitokinin ve jiberelin, engelleyici olanları ise etilen ve absorbik asit dahil ediyoruz. Bunların içerisinde etilen hormonunun bir özelliği var. Bu hormon gaz halinde salgılandığı için diğer bitkinin diğer kısımlarında etkileyen bir hormondur. Bu hormonlar da bitkilerde tabii ki birçok metabolik olayın düzenlenmesinde etkilidir. Bu hormonlar tabii protein tabiatında olduğu için neyle taşınacaktır? Soymuk borularından floem ile taşınacaktır. Organik madde oldukları için. Şimdi gelelim insandaki hormonal sisteme, endokrin bezlere. İlk başta insandaki endokrin bezleri biz sıralarsak hipofiz bezi, bu beynin hipotalamus bölgesine bağlı bir bezdir. Ardından ikincisi tiroid bezi. Üçüncü bezimiz paratiroid bezi. Dördüncüsü böbrek üstü bezleri. Beşincisi pankreas. Ve en son bezimiz eşeysel bezler. Şimdi bunlardan ilki hipofiz bezinden bahsedeceğiz. Hipofiz dediğimiz gibi beynin hipotalamus bölgesine bağlı nohut dağısı şeklinde küçük bir bezdir. Hipofiz bezinin ilk başta ön lobundan salgılananlar, ön lobundan, ara lobtan ve arka lobtan salınanlar diye 3 gruba ayırıyoruz. Ön lobtan salınan hormonları şöyle sıralarsak STH, TSH, ACTH, FSH, LH ve LTH hormonları. Ara lobdan salınanlar melanin stimülan hormon MSH, arka lobdan salınanlar ADH, antidiüretik hormon ya da vazopressin de demiştik bunu daha önce boşaltım sistemini anlatırken ve oksitosin. Şimdi bu hormonları tek tek ele alacağız. İlk başta hipofiz bezinin ön, ara ve arka lobundan salınan hormonları, sonra tek tek bezlere bakacağız. Ön lobdan sonra ilk hormonumuz STH, yani somatotropik hormon, yani Türkçesi büyüme hormonu. Büyüme hormonu dediğimiz hormon direkt kemik gelişimi üzerine etkilidir. Kemiklerin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Çok salgılandığı zaman devlik, az salgılandığı zaman cücelik görülür. Özellikle belirli bir dönemde ergin bireyken salgılandığı zaman el, ayak ve yüz kemiklerinde orantısız büyümeye neden olan bir hastalık vardır ki bu hastalık akromegalidir. Bu hastalığa neden olur ve hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. TSH tiroid stimülan hormondur. TSH hipofiz bezinden salgılanır ve bu hormon direkt tiroid bezini uyarır. Tiroid bezi konusunda yani tiroid bezini anlatırken bezin etkinliklerinde yine bu hormondan bahsedeceğiz. Yani tiroid bezinin çalışmasını uyaran bir hormondur. Tiroid stimülan hormon. Bir başka hormonumuz adrenokortikotropik hormon ACTH. Bu hormonda
Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını, özellikle de böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salınan hormonların çalışmasını denediler. Bu hormonların salınmasını sağlar. FSH, LH ve LTH, bunu biz insanda üremede erkek ve dişi üreme ile ilgili hormonları söylerken tekrar anlatmıştık. Burada da yine tekrar bir üzerinden geçelim. Folikül stimülan hormon dediğimiz FSH, erkekte spermatogenezi başlatır. Yani sperm oluşumunu sağlar. Dişilerde ise oogenezde yumurta oluşumunu sağlayacaktır. LH, lükeinleştirici hormon, erkekte özellikle spermlerin olgunlaşmasını ve erkeğe ait ikinci eşey karakterleri olan hem ikinci eşey karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar. Ne? Bu hormonun etkileri nelerdi? Yani sakal bıyık oluşması, ses kalınlaşması, vücudun kaslı hale gelmesi bu hormon etkisiyle gerçekleşir. Yine LH dişilerde de ovülasyonu sağlar. Yani olgunlaşan yumurtanın ovaryumdan atılmasını sağlayan bir hormondur. Aynı zamanda dişiye ait östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasını sağlayacaktır. LTH hormonu, yani luteotropik hormon, bu hormon sadece ve sadece de dişilerde salgılanır. Bu annelik içgüdülerinin oluşmasını sağlar ve aynı zamanda da süt bezlerinden sütün gelmesini sağlayan bir hormondur. Bunlar da yine hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan hormonlar. Aralıktan bir tane hormonumuz var, MSH, yani melanin stimülan hormon. Bu deriye rengini veren melanin pigmentinin oluşmasını sağlıyor MSH hormonu. Arka lobdan salınanlar ise ADH, bunu daha önce boşaltım sisteminde bahsetmiştik. Yani böbrekle nefronlarda, nefron kanallarında suyun geri emilimini sağlayan bir hormondur. Bu hormon az salgılandığı zaman kişide su kaybı gerçekleşir. Çok sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, sürekli su içme ihtiyacı. Bu rahatsızlığa da şekersiz diyabet demiştik. Şekersiz diyabet. Şekerli olan zaten o pankreasla alakalıdır. Onunla ilgili söyleyeceğiz. İnsülin eksikliğinden kaynaklanır. Şekersiz diyabette ise glikozla bir ilgisi yok. Sadece suyun geri emilememesinden kaynaklanan bir durumdur. Yine arka lobdan salınan dişilere özgü bir hormon var. Sadece dişilerde bulunur bu da. Oksitosin dediğimiz bir hormon. Bu hormon doğum esnasında rahim kasların, uterus kasların kasılmasını sağlar. Doğumu kolaylaştıran bir hormondur. Oksitosin hormonu. Şimdi bunlar hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Şimdi diğer bir bezimiz olan tiroid bezine geçeceğiz. Tiroid bezi hemen soluk borusunun, gırtlağın hemen altında soluk borusunun yanında, iki yanında duran iki parçalı bir bezdir. Şimdi salgılanma şemasını verirsek, beynin hipotalamus bölgesinden RF dediğimiz releasing faktör salgılanır. Bu hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezi TSH hormonunu salgılar ve TSH direkt tiroid bezini uyarır. Ve tiroid bezinden iki tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi tiroksindir, diğeri de kalsitonindir. Şimdi ilk başta tiroksinin etkisinden bahsedeceğiz. Tiroksin özellikle, yani bu hormon vücuttaki diğer hücrelerinde oksijen kullanımını diğer vücut hücrelerine etki eden bir hormondur. Yani belirli diğer bezlerden salgılanan hormonların belirli bir hedef organları vardır ama bu hormon bütün vücut hücrelerine etki eder ve hepsinin oksijen kullanımını, metabolizma hızını ayarlar. Şimdi bu hormonun az salgılanması da çok salgılanmasında görülebilen bir takım rahatsızlıklar var. Şimdi tiroksin hormonu çok salgılanan kişilerde tiroid bezi fazlaca çalışır. Bu kişilerde özellikle işte kilo verme, metabolizma hızında artma, sinirlilik, bunlar tiroksin hormonunun fazla salgılandığı zaman görülecektir. Bu hastalık Graves dediğimiz bir hastalıktır, çok salgılandığında. Az salgılandığında ise tabii ki metabolizma hızı düşmüş oluyor. Metabolizma yavaşlıyor. Uyuşukluk görülüyor, halsizlik görülüyor. Kişi kilo alır. İşte saç dökülmesi gerçekleşir. Bu hastalığında ismi az salgılandığı durumda yetişkinlerde bu hastalık miksodemadır. Eğer çocuklarda görülürse zeka geriliği ve cüceliğe neden olacağı için burada isim değişir. Çocuklarda bu hastalığın ismi kretenizmdir. Evet, tiroksin hormonu dediğimiz gibi metabolizma hızını ayarlayan, özellikle az ve çok salgılanmasına göre değişik hastalıklar, çeşitli hastalıklar görüldüğü bir hormondur.
Bir diğer tiroid bezinin bir diğer hormonu ise kalsitonindir. Kalsitonin ise bu hormon etkisiyle kandan kemiklere kalsiyum ve fosfor geçişini düzenler. Kalsiyum ve fosfor. Eğer kalsitonin hormonu çok salgılandığı zaman kandaki kalsiyum miktarı düşecektir ve kemikler tabii ki bu anlamda daha güçlenmiş olacaktır. Kalsitoninle beraber zıt çalışan, antagonist çalışan bir hormon daha var. Onu zaten paratiroid bezinde göreceğiz. Bu arada şu şemaya göre tiroid beziyle yani tiroksin hormonu ile hipofiz bezi birbirine özellikle feedback olarak geri beslenme dediğimiz bir olayla bağlantılıdır. Hormonlar arasında bu geri beslenme olayı söz konusudur. Şöyle ki hipotalamustan rezin faktör salgılanır. Bu hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezinden salınan TSH hormonu etkisiyle tiroid bezi uyarılır. Ve tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanır. Eğer bu hormonun kandaki miktarı belirli bir seviyenin üzerine çıktığı an hemen hipofiz bezi uyarılır ve salgısı azaltılmış olur. Bu şekildeki hormonlar arasındaki bu etkileşim geri beslenme feedback mekanizması olarak adlandırılır. Şimdi hipofiz bezi ile ilgili söyleyeceklerimiz, tiroid bezi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu. Üçüncü bir bezimiz daha var, paratiroid bezi. Paratiroid bezi de yine soluk borusunda hemen tiroid bezin hemen altında bulunur. Bu dört parçalı bir bez. Bu bezin hormonu da parathormondur. Ve bu hormon özellikle kalsitoninle zıt çalışır. Yani burada olay bu sefer tam tersi. Kemikten kana kalsiyum ve fosfor geçişini sağlar. Şimdi ilk başta kalsiyum kandan kemiğeydi. Parathormon ise kemikten kana. Görüldüğü gibi birbiriyle zıt çalışan hormonlar. Şimdi bu parathormonun az salgılanması ya da çok salgılanmasında görülen rahatsızlıklardan bahsedelim. Eğer çok salgılanırsa, çok salgılandığı takdirde kemikten kana kalsiyum geçişi fazla olur. Bu durumda kemikler ne yapacaktır? Zayıflayacaktır. Kırılmaları falan daha kolaylaşır. Kemikler zayıflar ve kandaki kalsiyum miktarı yani fosfor ve kalsiyum miktarı mineral madde miktarı bakımından fazla olacağı için ne oluşabilir? Böbrek taşları oluşabilir. Bu çok salgılandığı durumda. Eğer az salgılanırsa bu sefer kemikten kana kalsiyum geçişi olmayacak. O zaman kandaki kalsiyum miktarı düşecektir. Kandaki kalsiyum miktarı düşerse bu sefer kaslarda ağrılı kasılmalar dediğimiz tetani hastalığı oluşur. Yani kaslarda ağrılı kasılmalar, kramplar meydana gelir. O yüzden parathormonun az salgılanmasıyla bu rahatsızlık ortaya çıkar. Şimdi bir diğer bezimiz daha var. Böbrek üstü bezleri. Böbrek üstü bezlerini yani bunlar arasında da bu bezle hipofiz bezi arasında da bir geri beslenme olayı var. Şöyle şematize edersek hipotalamus, beyin hipotalamus bölgesinden releasing faktörü salgılanır. Hipofiz bezini uyarır. Bu hipofiz bezi ACTH yani adrenokortikotropik hormon bunu salgılayacaktır. Bu hormon hemen böbrekte kabuk bölgesini uyarır. Ve buradan hormon salınımı sağlar. Şimdi burada hormonlar ikiye ayrılacaktır. Bir tanesi glukokortikoidler. Bir tanesi de mineralokortikoidler. Glukokortikoidler dediğimiz kortizon ve kortizoldür. Mineralokortikoidler dediğimiz ise daha önce boşaltım sistemini bahsetmiştik. Aldosteron'dur. Şimdi burada özellikle ACTH için ACTH yani böbreklerde medulla bölgesini uyarmıyor. Aslında öz bölgesinden salgılanan hormonlar da var. Adrenalin ve noradrenalin. Bu sadece kabuk bölgesini uyarıyor. Korteks bölgesini uyarıyor. Ve korteksten iki ayrı hormon salgılıyor. Glukokortikoidlerden kortizon ve kortizol. Mineralokortikoidlerden ise aldosteron. Şu iki hormon direkt protein yağ karbonhidrat metabolizması ile ilgilidir. Kandaki şeker miktarını arttırır kortizon ve kortizol hormonları.
Aldosteron ise daha önce bahsetmiştik. Bu sodyum klorürün geri emilimini sağlar. Yani tuzun geri emilimini sağlayacaktır. Potasyumun dışarı atılmasını sağlar. Potasyumun dışarı atılmasını sağlayacaktır. Eğer az salgılanırsa, az salgılandığı takdirde o zaman potasyum çok olur. Yani idrarda fazlaca potasyum yer alır. Kan basıncı düşer. Kan basıncı düşer. Ve burada da bir rahatsızlık görülecektir. Buna da Addison hastalığı diyoruz. Yani deri tunç rengini alır. Böyle bakır rengini alacaktır. Aldosteronun az salgılanması durumunda görülen rahatsızlıktır. Şimdi bunlar kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar. Bir de tekrar medulla bölgesinden salgılanan hormonlar ise bu medulladan salınanlara kesinlikle ACTH hormonu etkili değildir. O yüzden bunların yukarıdaki hormonlarla bir bağlantısı yok. İki tane de hormonumuz burada var. Adrenalin ve noradrenalin. Bir diğer ismi epinefrin ve norepinefrindir. Şimdi adrenalin aslında çok da yabancı olduğunuz bir hormon değil. Bu hormon adrenalinin kanda artması, kandaki miktar artarsa işte kalp atış hızı artar, solunum hızı artar, kan basıncı yükselir, kan damarları büzülür, kıllar dikleşir. Korku, heyecan, stres gibi durumda salgılanan bir hormondur. Noradrenaline zıt bir etkisi yoktur. Genelde hep zıt bir etkisi varmış gibi gelinir. Aynı yönde etki gösteren hormonlardır. Burada kan basıncını ile noradrenalin de kan basıncını arttırıyor. Kandaki damarları büzülmesini sağlıyor, daralmasını sağlıyor. Bunlar da medulladan yani öz bölgesinden salgılanan hormonlardır. Şimdi böbrek üstü bezlerini bitirdikten sonra bir diğer bezimiz daha var. Pankreas. Şimdi pankreas karma bir bezdir. Normalde mide ile 12 parmak bağırsağı arasında bulunan bir yapıdır. Karma bez dediğimiz hem enzim salgılıyor hem de hormon salgılıyordu. Şimdi karma bezlerden pankreasın hormonları Langerhans alacıklarından salgılanan burada iki tip hücre var. Alfa hücreleri ve beta hücreleridir. Alfa hücrelerinden salgılanan hormon glukagondur. Beta hücrelerinden salgılanan ise insülindir. Şimdi glikagon kandaki şeker miktarını arttırır. Kan şekerini arttıran bir hormondur. Şimdi baktığımız zaman aynı yönde etki eden hormonlar var. Bunlardan bir tanesi glikagon. Bir diğeri adrenalin, kan şekerini arttırır. Ötekisi ise kortizol. İkisi de aynı türevdir zaten. Bunların üçü de aynı yönde etki eder. Yani kan şekerini arttırır. Ama insülinle glikagon birbirine zıt çalışan hormonlardır. Glikagon kan şekerini arttırırken insülin kandaki şeker miktarını düşürür. Şimdi glikagon kan şekerini arttırması demek karaciğerde şeker depozit dediğimiz glikojenin yıkılıp kana glikoz şeklinde verilmesidir ve kanın glikoz miktarını arttırmasıdır. İnsülinde ise bu sefer kan şekerini düşürüyor dediğimize göre insülin ne yapacaktır? Kandaki glikozun fazlasını karaciğerde glikojen şeklinde depolanacaktır. Eğer insülin eksikse, kandaki miktarı azsa bu sefer kanda fazla olan şeker nereye geçemez? Hücrelere geçemez. Glikojen şeklinde depolanamaz. Bu sefer de idrarda şeker çıkar. İdrarda şeker çıkarsa bu da şeker hastalığına nedendir. Şekerli diyabet dediğimiz hastalık. Şimdi daha önce bir şekersiz diyabeti görmüştük. Şekersiz diyabet ADH hormonunun eksikliğinden kaynaklanıyor. Şeker hastalığı ise idrarda şekerin çıkması ise insülin eksikliğinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Evet, pankreasla ilgili, pankreas beziyle ilgili, karma bezle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten bu hormon kısmı bir de pankreas enzim sentezlediği için o yüzden hem iç salgı hem dış salgı yapar. Enzimlerde neler vardı? Lipaz vardı, amilaz vardı, tripsinojen ve kimotripsinojen vardı. En son bezimiz ise eşeysel bezlerdir. Eşeysel bezler dediğimiz zaten bunları yine daha önce de hipofizin ön lobundan salgılananlar diye söylemiştik. Bunu açtığımızda FSH, LH, LTH ve oksitosin. Bunlardan bazıları hem erkek hem dişilerde salgılanıyor.
Bazıları ise sadece dişilerde salgılanıyor. FSH folikül stimülan hormon hem erkekte hem dişide. Yani spermatogenezi başlatır, sperm oluşumunu sağlar demiştik. Oogenez yumurta oluşumunu sağlayacaktır. Yani şeyde ovaryum içerisinde. LH etkisiyle ovaryumda oluşan, olgunlaşan yumurta ovülasyonla dışarı atılır. Östrojen ve progesteron hormonları sentezlenir. Erkekte ise testosteron hormonu sentezlenir. Yani erkekte ikinci eşey karakterlerini oluşturan hormondur. LTH ve oksitosin ise sadece ve sadece dişilerde salgılanır. LTH süt bezlerinin gelişimini sağlar, süt kanallarının gelişimini sağlayacaktır ve annelik içgüdüsünü oluşturacaktır. Oksitosin ise doğum esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayıp doğumu kolaylaştırabilen bir hormondur. Evet arkadaşlar, endokrin sistemle ilgili bezler, özellikleri, salgıladığı hormonlar ve az ya da çok salgılanmasına göre değişken rahatsızlıkları gözden geçirmiş olduk. Şimdi sorularla bakarsak. Hormonlarla ilgili olarak 1. Yapıları sadece protein, yağ türevlerinden veya monomerlerinden oluşabilir. 2. Üretildikleri yapılardan hedef organlarına, hayvansal organizmalarda kanla, bitkisel organizmalarda floem ile taşınabilir. 3. Depo edilemedikleri için ihtiyaç duyulduğunda yeteri kadar sentezlenirler. 4. Bir hormonun etkinliği başka bir hormonun etkinliği ile düzenlenemez. 5. Her zaman vücutta özel bir düzenlemede görev yapabilir. Verilenlerden hangileri yanlıştır? Şimdi hormonların zaten protein, yağ asidi türevlerinden oluştuğunu söylemiştik. Bu doğru. Evet, hedef organlarına hayvansal yapılarda kanla, bitkilerde ise somut borularıyla taşınıyor. Bu da doğru. Depo edilemiyorlar. İhtiyaç duyulduklarında sentezleniyorlar. Bu da doğru bir bilgidir. Ama bir hormonun etkinliği başka bir hormonun etkinliğiyle düzenlenemez. Biraz önce ben aynı yönde çalışan hormonları söylemiştim. Kortizon, adrenalin ve glikagon şeklinde. Demek ki kan şekeriyle ilgili alakalı olduğu için bunlar aynı yönde çalışabilir ve bir hormonun etkinliği başka bir hormonun etkinliğiyle düzenlenebilir. Bu yanlıştır. Evet, her hormon vücutta özel bir düzenlemede görev yapabilir. Bu da doğru. Bu durumda cevabımız yalnız 4. İnsanda endokrin bezlerden salgılanan bazı hormonlar ve bu hormonların görevleri ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yanlıştır? A. LH yumurtanın falop kanalına bırakılması. Bu doğru. LH etkisiyle oogenez sırasında olgunlaşan yumurta ovaryumdan bırakılacaktır yumurta kanalına. B. LTH hipotalamusun uyarılması. Bu yanlıştır. LTH çünkü hipotalamusun uyarılmasını sağlamaz. Ne demiştik? Annelik içgüdülerini oluşturur ve süt bezlerinin gelişimini sağlar diye. Diğer seçeneklere bakalım. C. ACTH böbrek üstü bezinin uyarılmasını sağlar. D. Tiroksin metabolizma hızının düzenlenmesini sağlar. Bu da doğrudur. E. ADH böbreklerden suyun geri emiliminin düzenlenmesini sağlar. Antidiüretik hormonunda böyle bir etkisi var. Bu da doğrudur. Gelelim bir başka soruya. Aşağıdaki bezlerden hangisi karşısındaki hormonu salgılayamaz? A. Hipofiz oksitosin. Bunu salgılayacaktır. Oksitosin hormonu hipofizin arka lobundan salgılanan bir hormon. B. Pankreas insülin. Evet, insülin hormonu pankreastan salgılanır. C. Ovaryum östrojen. Bu da doğrudur. Dişilerde salgılanır. D. Tiroid TSH. Şimdi, tiroid bezinden TSH hormonu salgılanmıyordu. Tiroid bezinden tiroksin ya ve kalsitonin hormonları salgılanıyor. Hipofiz bezinden TSH hormonu salgılanır. Bu yanlıştır. E. Böbrek üstü bezi aldosteron. Evet, böbrek üstü bezinin zaten hangi kısmından? Kabuk bölgesinden aldosteron hormonunun salgılandığını söylemiştik. Aşağıdakilerden hangisinde hormon ve bu hormonun düzensiz salgılanması sonucu oluşabilecek anormallik yanlış düzenlenmiştir? A. STH akromegali. STH büyüme hormonuydu. Eğer ergenlik çağında çok fazla salgılandığı takdirde el, ayak ve yüz kemiklerinde orantısız büyümeye neden oluyordu ki bu akromegalidir. B. Vazopressin yani ADH dediğimiz hormon neyi meydana getiriyordu? Şekersiz diyabet. C. Tiroksin tetani. Baktığımız zaman tiroksin tetani hastalığını yapmıyordu zaten. Bu hangi hormon eksikliğiyle gerçekleşiyordu? Parat hormon eksikliğiyle. Parat hormon az salgılandığı zaman ne olacaktır? Kemiklerden kana kalsiyum geçişi azalacaktır ve kaslarda ağırlık krampları olacaktır.
O yüzden tiroksin tetani cevabı yanlıştır. D. Aldosteron. Aldosteron hormonunun az salgılanmasıyla Addison hastalığı demiştik. Bu doğru. Tiroksin kretenizm. Eğer tiroksin çocuklarda az salgılanırsa zeka geriliği ve cüceliğe neden oluyordu. Bu hastalığın ismi de kretenizmdi. Bu da doğrudur. Yanlış olan tetani hastalığının nedeni tiroksin hormonundan kaynaklanmıyor. 1. Yumurta oluşumu. 2. Kandaki glikoz miktarını ayarlama. 3. Kandaki kalsiyum ve fosfat miktarını ayarlama. 4. Pankreas ösünü salgılatma. Yukarıdaki olaylardan hangileri birden fazla hormonun etkileşimiyle düzenlenir? Şimdi yumurta oluşumu FSH, LH etkisiyle olduğu için birden fazla hormon etkilidir. Bunu alıyoruz. Kandaki glikoz miktarının ayarlanması, kortizon, adrenalin, glikagon hormonları etkisiyle olduğu için bunu da alırız. Kandaki kalsiyum ve fosfat miktarı, evet bu da parot hormon ve kalsitonin etkisiyle gerçekleştiği için bunu da alırız. Ama pankreas ösünü salgılatan neydi? Sekretin hormonuydu. Bu tek bir hormon etkisiyle olduğu için bunu almıyoruz. Şimdi bir başka soruya geçersek. Bir takım düzenlemeler var. Şimdi hipofiz bezi ile ilgili 5 ayrı düzenleme verilmiş. Bir bakalım bunlara. Ve soru şöyle. Verilen geri beslenme düzenlemelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi hipofiz bezi FSH hormonu etkisiyle testisleri uyarıyor ve androjen hormonu salgılanıyor. Bu doğru zaten. FSH etkisiyle testisleri uyarır. Androjen, testosteron hormonu salgılanır. Eğer bu hormon kandaki miktarın belirli üzerine çıkıyorsa hemen hipofiz bezi uyarılır ve FSH hormonu miktarı azaltılır. İkincisinde TSH yani da tuhta denilebilir. Tiroid bezin uyarıcı hormon. Tiroid bezini uyarır ve tiroksin miktarıyla ilgili bir düzenleme yapılır. İkincisi de doğru. Hipofiz bezi ADH yani antidiüretik hormonla böbrek üstü bezinden salgılanan adrenalin kontrol edilemez. Çünkü adrenalin zaten biz sadece medulla bölgesinden salındığını söyledik. Yani kabuk bölgesinde oluşturulan hormonla bir alakası yok. Ve ADH de hipofizin arka lobundan salgılanan bir hormondu. Bu düzenleme yanlıştır. Dörde bakıyoruz. Hipofiz, ACTH yani böbrek üstü bezini uyaran bir hormondur. Pankreasla bir ilgisi yoktur. Burada insülin salgısını kontrol etmez, denetlemez. Bu da yanlıştır. Hipofiz bezi dişilerde FSH etkisiyle ovaryumlardan östrojen salgılanmasını sağlar. O zaman bu düzenleme de doğrudur. Buradaki soruya göre yanlış olan düzenlemeler 3 ve 4'tür. Şimdi bir başka sorumuzda 1 miksodem, 2 adison, 3 devlik, 4 tetani, 5 kretenizm. Yukarıdaki hastalıklardan 2 tanesi aynı bezden salgılanan hormonun etkisiyle gözlenir. Şimdi miksodem tiroid bezinden.
Addison zaten onu söylemiştik, deri tunç rengini alıyordu böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden. Devlik STH hormonu etkisiyle. Dördüncü hormonumuz tetani, paratiroid bezi. Beşincisi ise kreatinizm. Bu da yine tiroid bezinin az salgılanmasıyla gerçekleşir çocuklarda. Şimdi buna göre bu hastalıkların gerçekleşmesine neden olan hormon ve bu hormonun salgılandığı bez. Şimdi hastalıkların gerçekleşmesine neden olan hormon miksodem ve kreatinizm için, yani 1 ve 5 için ne diyeceğiz? Hangi bezle alakalıdır? Bu tiroid beziyle alakalıdır. Peki tiroid bezinden salgılanan, az ya da çok salgılanmasına göre bu rahatsızlıkların oluşumunu sağlayan hormon hangisidir? Tiroksin hormonudur. O yüzden cevabımız Bursa. Şimdi bir grafik sorumuz var. Kandaki kalsiyum miktarı ile ilgili altında da yorumlarımız var. Grafiğimizi bir çizelim. Evet, 4 tane zaman aralığı var. Şimdi grafikte sağlıklı bir bireyin kanındaki kalsiyum miktarını zamana göre değişimi göstermiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bir nolu zaman aralığında kandaki kalsiyum seviyesi optimum değerdir. Zaten şurası normal değeri gösterdiğine göre normal optimum değerdi. İki nolu zaman aralığında parat hormon kemikten kana kalsiyum geçişini arttırır. Şimdi kandaki kalsiyum miktarı arttığına göre kemikten kana kalsiyum geçişini kim sağlayacaktır burada? Paratiroid bezinden salgılanan parathormon sağlayacaktır. 3 nolu zaman aralığında burada kandaki kalsiyum miktarı düşmüş. 3 nolu zaman aralığında kandaki kalsitonin miktarı artmıştır. Tabii kalsitonin artarsa bu sefer kandan kemiklere kalsiyum geçişi olacak. Tam tersi, o zaman kandaki kalsiyum miktarı düşer. Diğer bir seçenek, 2 nolu zaman aralığında kandaki kalsiyum miktarının artışını sağlayan hormon tiroid bezi tarafından salgılanır. Şimdi kandaki kalsiyum miktarının artışını sağlayan hormon kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayan parathormondur. O da tiroid bezinden değil, paratiroid bezinden salgılanır. Yanlış olan cevap budur. E seçeneğine bakalım. 4 nolu zaman aralığında kandaki kalsiyum dokulara verildiğinden kaslarda ağırlık kasılma olur. Evet, kandaki kalsiyum miktarı bayağı düştüğü için 4 nolu zaman aralığında burada kanda kalsiyum miktarı düşmesinden ötürü kaslarda ağırlık kasılmalar görülür ki bu hastalığın ismi tetani hastalığıydı. Evet, bir başka şematik bir sorumuz var. Ona bir bakalım. Evet, karaciğer hücresi ile kan damarı arasındaki glikoz alışverişi, X, Y, Z maddeleri var burada. Şimdi kan şekerinin düzenlenmesi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden bu düzenleme ile ilgili yanlış açıklama hangisidir? Şimdi bakıyoruz. Y insülin hormonudur ve karaciğerden salgılanır. Şimdi Y insülin hormonu karaciğerden salgılanır. Y mesela kandaki glikoz miktarı yüksek, düşürecek bunu, karaciğere geçişi sağlanacak. İnsülin hormonu olması doğrudur ama karaciğerden salgılanır. Bu yanlıştır çünkü insülin pankreastan salgılanan bir hormondur. X hayvansal bir polisakkarittir ve kaslarda da depolanabilir. Şimdi X'e bakıyoruz, burada karaciğer hücresinde glikozlar X neye dönüşüp de depolanacaktır burada? Glikojene dönüşecektir. O yüzden hayvansal bir polisakkarittir.
Hem kaslarda hem de karaciğerde depolanabilir. Bu doğrudur. Z, karaciğer hücresindeki glikozu kana veriyor. Çünkü glikoz konsantrasyonu düşük. O zaman Z nedir? Glikagon hormonudur. Yani kandaki şeker miktarını arttıran bir hormondur. O yüzden bu Z'nin de glikagon olması doğrudur. Z, adrenalin hormonu ile birlikte kan şekerini arttırır. Şimdi glikagon ve adrenalini bir müddet önce de söyledim. Kan şekerini arttıran hormonlardır. Aynı paralellikte çalışırlar. Bu da doğru bir seçenek. E seçeneği Y ve Z hormonları antagonist çalışırlar. Y ve Z insülin ve glikagon olduğu için birbirine zıt etkili çalışır. Zaten zıt etkili olan hormonlar insülin ve glikagon var. Parot hormon ve kalsitonin hormonları var. Bu durumda yanlış olan cevap A seçeneğidir. Evet, bir kobayın hipofiz bezinden yumurtalıkları etkileyen FSH, böbrek kanallarını etkileyen ADH, tiroid bezini uyaran TSH hormonlarının salgılanması engelleniyor. Bu durumdaki kobayda. Şimdi FSH, ADH ve TSH hormonlarının salgılanması engelleniyor. Büyümenin durması, metabolizmanın yavaşlaması, üreme hücrenin oluşmaması, kan şekerinin aşırı artması. Şimdi büyümenin durması bu anormalliklerden hangileri gözlenemez diye soruda verilmiş. Bir kere bu FSH, ADH ve TSH'in büyümeyle bir ilgisi yok. Büyüme durmaz. O yüzden bu gözlenmez. Fakat TSH hormonu yani bunun TSH'la beraber tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandırıcı bir hormon olduğu için eğer bu hormon bağlantısı kesilirse metabolizmanın yavaşlaması görülür. Üçe bakıyoruz. Üreme hücrelerinin oluşmaması tabii yumurtalıkları etkileyen FSH hormonu folikül uyarıcı hormondur. Doğal olarak oogenez sırasında ovaryumda yumurta oluşumunu sağlayacaktır. O zaman üreme hücreleri de bu hormon eğer salgılanması engellenirse oluşmaz. Bu durumda görülür. Kan şekerinin aşırı artması. Kan şekerinin aşırı artması durumu gözlenemez. Çünkü neden? Burada kan şekerinin düzenlenmesiyle ilgili hormon hiç verilmemiştir. FSH var, ADH var, TSH var. Bunları kan şekeriyle düzenlemeliyle, kan şekerinin düzenlenmesiyle ilgili bir durumu söz konusu değildir. Evet, hangileri gözlenemez dendiği zaman ne diyeceğiz? Birinci ve dördüncü olaylar sadece büyümenin durması ve kan şekerinin aşırı artması gözlenmez. Evet arkadaşlar, şimdi endokrin sistemde bitkisel hormonlar, hayvansal hormonlar, insandaki hormonal sistemi oluşturan bezlerin özellikleri, bu bezlerden salgılanan hormonları baktık tekrar eksikliğinde ya da çok salgılandığında görülen rahatsızlıklar üzerinde durduk. Teşekkür ediyorum. İyi günler.